Erdoğan'da. Ama aşağıdakilerde de kendini aklama mekanizması direkt bu aslında Erdoğan'a dönük bir saldırı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük bir saldırı, AKP Genel Başkanı'na dönük bir saldırı olayını görüyoruz. Halka aslında böyle tamamlanıyor. Bunun devam etmesini bekliyor musunuz siz? Hangi anlamda? Şu anlamda söylüyorum. Diyelim ki şey bitti. İktidar kaybedildi. İktidar bitti, AKP iktidarı. Biz şöyle şeyler göreceğiz mi? Ne görmüştük biz? Evet, ben yaptım ama bütün bunları televizyon kanalına bağlanarak ülkenin Şehircilik Bakanı'nın ben yaptım ama hepsini Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat aldım demişti o zaman, hatırlarsanız. Bu dört bakandan bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Şehircilik Bakanı'nın bağlanarak NTV'ye söylediklerini, evet, kastediyorum. Hepsinden haberi vardı Sayın Erdoğan'ın. Ben bunları yaptım. Sonrasında da gazetecilere demeç verdi. Daha çok da olmadı bu demeçleri. Evet, o söylenen her şey doğruydu diye. Ama hepsinden de Sayın Erdoğan'ın haberi vardı diye. Bütün bu yargılama süreçlerinde insanların gene evet ama bunların hepsinden Erdoğan'ın haberi vardı, evet ama bu talimatları Cumhurbaşkanı'ndan aldık diyeceklerini bekliyor musunuz? Yoksa biraz önce dediniz ki ben aslında kişiyi değil sistemi söylüyorum. Bu sistemde zaten başkasından emir almaları mümkün değil. Tabii. Şimdi kanunsuz emir, yazılı veya yazısız, hem o emri uygulayan hem de o emri veren sorumludur. Hem maddi olarak tazminatla, kayıpla sorumludur, hem de cezai olarak sorumludur. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın yargılanması görevi bitse bile ayrı. Mecliste belli bir sayıyı bulmak, Yüce Divan'a göndermek gibi çok ağır kıstaslar getirildi 2018'de beraber. Ama birbirlerini suçlayıp da kendini aklamak için Erdoğan dedi ben yaptım. Ya da üst dedi ast yaptı. Astı da üstü de kurtaracak bir ifade değil bu. Hani hukuken değil. Hani o dedi yaptım, o dedi vurdum. Vurmasaydım vuran da, talimatı veren de suçludur burada. Cezası neyse azmettirici de suçludur burada. Yani bu bağımsız yargıda kişiyi kurtarmaz. Kurtarmayacaktır da. Şimdi her saldırıda Erdoğan diyor ki bana saldırmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne saldırmak dediğiniz gibi. Her saldıranın niteliğine göre de FETÖ'cü olabiliyor, PKK'lı olabiliyor, başka bir terör örgütü üyesi olabiliyor, dış güç olabiliyor. Saldırının niteliğine göre kendince saldırı diyor. Ve mutlaka bir terörize etme, ardından da kendini devlet yerine koyma var. Gidecek yarın Erdoğan. Gidecek yani öyle veya böyle sandıkla gidecek, yaşamını kaybedecek ama yani bu dünya hiç bir çakmayacak ama hani Türkiye Cumhuriyeti o olsa da olmasa da elbette ki sonsuza kadar yaşayacak. Şimdi ama bu kendini devlet sanma. Bunu Hitler de söylüyordu. Ben gidersem Almanya yıkılır diyordu. Hitler de söylüyordu. Geldiğimiz noktada Erdoğan böyle bir savunma geliştirmiş. Peki alt bürokratlar, bakanlar sizin dediğiniz gibi Erdoğan biliyordu diyor. Ama başka bir şey söylüyorlar. Bunu söylemek FETÖ dilidir diyorlar. Yok PKK dilidir falan diyorlar. Aynı savunmayı yani söyleyeni, kendini eleştireni, deşifredeni, açığa çıkartanı bir terörizmle veya bir işbirlikçilikle veya dış güçlerle suçlama altyapısında da var. Ama kurtarmanın bir yolu da aman baba beni kurtar. Çocuklar kavga etmiş. Babam beni daha çok seviyor. Ama baba her işi biliyor. Her işi biliyor. Yani bunun gibi hem bir terörize etme karşıdakini hem de Erdoğan'a sığınma var mı? Var. Sığınacak, evet, yeri orası. Çünkü işi bilen bence gerçekten orası. Bakın olaylar bazında söylemiyorum. Tekrar ediyorum. Sistem bazında söylüyorum. Bu sistemde 2018'den sonra gelen sistemde Erdoğan'sız bir adım atmak bürokraside, bakanlıkta mümkün değil. İcazeti olmadan, onayı olmadan, haberi olmadan iş yapabilmek mümkün değil. Şimdi sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, seyircilerimiz de çok iyi bildiği gibi Rütük tabii bizi çok sıkı dinliyor. O yüzden ben öyle ya da böyle Erdoğan gidecek derken sandıkla gidecek. Ya bunu söylemek bile çok tehlikeli değil mi ya? Çok kötü değil mi? Bakın bizim irademiz o kadar açık ki biz politika yapıyoruz, seçime giriyoruz değil mi? Ya siyaseten Erdoğan nasıl göndereceğiz? Elbette ki sandıkla göndereceğiz ama bunu üstüne basa basa Erdoğan'ı sandıkla göndereceğiz. Erdoğan'ı sandıkla göndereceğiz. Aman niye? Rütük bize ceza. Ya irademiz o kadar açık ki. Ama başka bir şey daha var. Gerçekten ya ölümlü insanlar Kanun Sultan Süleyman'a kalmamış bu dünya. Anayasal kısıt var. İki kereden fazla aday olamıyor en nihayetinde yani. Bu insan, hani,
Erdoğan'ın anayasal kısmında göreceğiz. Anayasal kısmı var, seçim var, yani, sandık var, ölümlü dünya yani. O yüzden başka bir şey yani. Niyetimiz o kadar açık ama bunu bastırmaya çalışmak bile çok üzücü değil mi? Sen çapasın. Çok üzücü. Burada yani. Oturanlar için bunun ne kadar üzücü olduğunu şimpanzana bir sorun. Peki. Arada bizi tatile gönderiyor Rütük. Şimdi sizi 3 yıl önce götüreceğim. 2019'unda Max Hoffman Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nden nedense Türkiye'de bir araştırma yapmış. Erdoğan dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde lider olarak kimi görmek istersiniz diye. AKP tabanına sormuş. %73'ü çok büyük bir rakam. Erdoğan'dan başka bir lider düşünemiyorum demiş. Bu aslında parti için sorun. Bakıldığında hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Erdoğan için değil ama sayın. Erdoğan için değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sürü lider adayı çıkıyor her kurultayda. Bizim partimizde demokrasi var. Evet yani şimdi demokrasi var yok tartışması gibi ama hep bir lider adayları var. Ama parti tabanı %73'ü düşünemiyorum diyor. %17'si Süleyman Soylu demiş. Yani ikinci sırada gelen. Yani i̇kinci aslında sırada. İlk sırada gelen. İlk Erdoğan'dan sonra ilk sırada. %12'si o dönem, şu an tabii ki durum değişti, Ali Babacan demiş. %8'i Davutoğlu demiş. %8'i Berat Albayrak demiş. %7'si Abdullah Gül demiş. Şu listeye baktığımda Süleyman Soylu dışında hepsi gitti. Sizce Erdoğan bir gün kendisi o hani seçimle gidecek gitmeyecek tartışması kendisi çekiliyorum dese. Sağlık nedeniyle çekilirse. Değil mi? Sizce AKP'nin lideri kim olur? Yani sonuçta kim olur? Bu bir. İkincisi Berat Albayrak hani bugün Twitter'da dolaştı durdu hani orada mı Londra'da mı filan filan. Berat Albayrak'ın geri döneceğine dair mesela Sabah Gazetesi zaman zaman şu an çok ihtiyacımız var türünden yazıları elbet siz de okuyorsunuzdur. Evet. Bu tartışmanın bir yeri oraya uzar mı Nurettin Nebati eleştirilerinin? Berat Albayrak'ın geri dönüşünün önü mü açılıyor sizce? Ben öyle düşünmüyorum. Gerçekten o %73 mü dediniz? %73. 73 evet o oran ciddi bir oran. Hani o %73 iradesi AKP'nin kendisine de yansımış bu oran. Hayır, mesela sonrası, çekilse Erdoğan tabii ki 73 Erdoğan, o. Erdoğan kimin elini kaldırırsa olacaktır tabii ki pratik olarak. Yani onların geldiği gelenek ve kültür veya siyasi bilinçleri dolayısıyla Erdoğan kim işaret ederse o olur. İtiraz olmaz ama acaba bu sorumluluğu almak ister mi Erdoğan sonrası? Erdoğan sonrası gerçekten AKP'nin durumunu ben düşünemiyorum. Çünkü kişiye bağlı bir siyaset, kişiye bağlı bir politika. Tek söz, tek erk yanına yöresine yaklaşıp da bir görüş beyan edebilen, ya Sayın Cumhurbaşkanım burada da yanlış yaptınız, şöyle mi olsaydı diyebilecek biri yok. Öyle biri yok. Öyle bir siyasi fikri yok. Toplumda karşılığı olan biri yok. Bu noktada Erdoğan kimin elini kaldırırsa o olacaktır tartışmamız. Ama kendi işlerinde bir seçim kim olur, kim gelir, kim gelmek ister, Süleyman Soylu figürü konuşuluyor. Mesela Süleyman Soylu şey için de söyleniyor, MHP için de söyleniyor. Yani Devlet Bey kendi koltuğunu Süleyman Soylu'ya bırakacak diye de konuşuluyor. Bilmem toplumda karşılığı nedir. Kulislerde konuşuluyor böyle şeyler. Süleyman Soylu'yu oraya da yakıştırıyorlar. Buraya da yakıştırıyorlar. Karşıtlıkları da var. Ama oran dediğiniz gibi Erdoğan sonrası çok düşük. Herkesin düşük. Çünkü Erdoğan sonrasında bir şeyleri yok ya. AK Parti'nin, AKP'nin bir şeyi yok yani. Erdoğan sonrasında böyle sudan çıkmış balık gibi kalabilirler. Erdoğan'ın yokluğunda bir politika üretecek, AKP'yi toparlayacak, bir sandığa seçime götürebilecek bir yapılanmanın kalabileceğini ben düşünmüyorum. Yani zaten Erdoğan var olsa bile iktidardan uzaklaşma ile AKP'nin devam edebileceğini ben düşünmüyorum. Ben sonrasında gelen yerel seçimlerinde tamamen hüsrana uğrayacağını, parti örgütlerinin dağılacağını ve yeni bir merkez sağa yakın partinin daha güçlü olacağını, güçleneceğini düşünüyorum. Hani ANAP gibi mesela ya da Doğru Yol gibi bir pratik AKP'de de yaşanacak diye düşünüyorum. Peki. Önemli bir not. Ben de çünkü AKP'de bir partinin şu anda bile aslında olmadığını kişi düşündüğüm var. İçin söyledim. Kişi var dedin. Evet, kişinin, bir kişinin...